Ben tam videoyu çekerken telefon bakıyorum. Videoyu çekiyorum düşüyormuş. şu Videoyu çekiyorum şu an. Çekiyor musun? Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu ders föyümüzde sizinle birlikte birinci üniteden başlayıp altıncı sınıf birinci üniteden başlayıp doğal sayılarla işlemler konusunu işleyeceğiz. Ve derslerimiz arka arkaya gelecek. Önce üstü ifadeler, Sonra işlem önceliği, sonra ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliği, sonra problem çözelim aşamalarını işleyeceğiz. Sonra çarpanlar ve katlar konusu şeklinde aşağıya doğru gideceğiz. Derslerimiz arka arkaya gelecek. Yani e, bu dersleri dinlediğiniz zaman e, sizin için yeterli olacak. Biz derslerimizi e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından işleyeceğiz. Bu da bize artı ekstra fayda sağlayacak arkadaşlar. Öncelikle ilk işleyeceğimiz konu doğal sayılarla işlemler konusu. E, doğal sayılarla işlemlerde üslü ifadeler. Şimdi burada bir örnek vermiş bize hatırlayalım vermiş. E, o hatırlayalım şöyle bir bakalım. Bir doğal sayının kendisiyle çarpımına o doğal sayının karesi denir. Örneğin 2 eşittir 4 çarpı 4 eşittir 16. Bunun mantığı yukarıda mesela burada 2 var. E, bu neye tekabül ediyor? Yani 4 çarpı 4 eşittir 16. Yani 4'ü 2 defa yaz demek. Ve 4'ü 2 defa yazmış çarpmış. Sonra bir doğal sayının kendisiyle 2 defa çarpımına o doğal sayının küpü denir. Örneğin bak burada mesela 5'i 3 defa yan yana yaz ve çarp. Sonuç ne yapıyor? 125 yapıyor. Aynı şekilde 4'ün küpü. Buna küp diyoruz biz burada ne demek istiyor 4'ü 3 defa yan yana yaz çarp sonuç ne yapıyor 64 yapıyor evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi örnek 1'deyiz şimdi örnek 1'imizi bir inceleyelim aşağıda verilen ağaç görselinde ağacın gövdesi ve ağacın belirtilen bölümlerindeki dallarının sayısını üstü sayılardan yararlanarak bulalım Bakalım ağacın gövdesini. Önce şu en aşağıdan bir başlayalım. Burada kök olduğu için ne olmuş? 2'nin sıfırıncı kuvveti eşittir 1 olmuş. Yani burada bir dal yok. Onun için 2'nin sıfırıncı kuvveti diyoruz. Sıfırıncı kuvveti oluyor. Öyle olunca. Ama velakin burada kök biraz daha ilerleyince iki tane dala ayrılmış. Ne oluyor? 2 üzeri 1 eşittir 2 yapıyor. Burada baktığımız zaman e, ne olmuş? İki tane dala ayrılmış değil mi? Bakın iki tane dala ayrılmış. O zaman o da ne oluyor? 2, üzeri 2 eşittir. 4 şeklinde oluyor. Bu örnek çok önemli bir örnek değil. Yani çok ciddi almaya gerek yok. Şuradaki tanıma bir bakalım. A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere. A üzeri N ifadesinin üstü ifade denir. <laughs> A üzeri N üstü ifadesi n tane a sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır. Yani az önce söylediğim gibi burada a üzeri n demiş mesela. Burada şunu söylemek istiyor. A'yı n defa yan yana çarp ve sonucu bul demek istiyor. Yani mesela 2 üzeri 5 demiş olsaydı 2'yi 5 defa 2'yi 5 defa yaz Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa yan yana yaz çarp demek oluyor. Ve burada bilmemiz gereken şey şu. Biz burada 2 üzeri 5 diyoruz ya. Burada mesela 2 üzeri 5'te ikimiz taban 5 de bizim kuvvetimiz oluyor. Yani ya da üste diyebiliriz 5'e yani. Kuvvetlemek zorunda değiliz. Ee, 2 üzeri 5'e de biz bu üstü ifadenin neyi diyoruz? Değeri diyoruz. Yani 2 üzeri 5 ifadesinin değeri 32'dir mesela örnek vermek gerekirse. 32 nedir? Bu üstü ifadenin değeridir. Evet. Şimdi diğer sayfamızı alalım. Şimdi geldik buraya. Atatürk. Şöyle biraz ayarlayayım. Atatürk Ortaokulu'nda 6. sınıflarda okuyan 2 üzeri 6 öğrenci vardır. Bu okulda 6. sınıfta okuyan kaç öğrenci olduğunu bulalım. Şimdi 2 üzeri 6 öğrenci varsa bu okulda 2 üzeri 6'yı bu şekilde yazıp 2 üzeri 6'nın değerini buluyoruz. Değerini buluyoruz. Nasıl buluyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. Kaç defa yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yazdık. 6 defa yazdık ve çarpıyoruz. Bunun manası bu: 2'yi 6 defa yani yana yaz ve çarp. Gördüğün gibi çarpıyoruz. Çarpalım. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 4 çarpı 2, ne yapar? 8. 8 çarpı 2, 16. 16 çarpı 2, 32. 32 çarpı 2 64 yapar. Yani yan yana bildiğiniz çarpıyorsunuz. Burada da onu anlatmış. Şimdi geldik örnek 3'e. Yukarıda verilen üstü ifadelere göre aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Üssü en büyük olan üstü ifade hangisidir? Şimdi bize ne diyor? Üssü en büyük olan. Bakıyoruz 5, 1, 2, 3. Bakın burada 5, daha büyük değil mi diğerlerinden? 1'e göre, 2'ye göre, 3'e göre 5 daha büyük. Onun için 2 üzeri 5 ifadesinin üssü daha büyük. Bakın değeri değil, sonucu değil, üssü. Üssü 5 olduğu için daha büyük. En büyük taban hangisidir? Taban. Taban yap. Şunlar hepsi taban yani. Baktığımız zaman. Bakın burada bir 28 var. 28 burada 2'ye göre, 3'e göre, 5'e göre en büyük taban. Onun için 28 üzeri 1 şeklinde bunu cevaplıyoruz. Değeri en küçük olan üstü ifade hangisidir? Değeri en küçük olan üstü ifadeyi bulmak için bunların sonuçlarını teker teker yazmamız gerekiyor. Bakalım 2 üzeri 5, 28 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 3 şeklinde biz bunları şöyle bir yazdık. 2 üzeri 5, 32, 28 üzeri 1, 28 artık biliyorsunuz. Bu ne demek mesela? 28'i bir defa yaz. Bu ne demek? 2'yi 5 defa yan yana yaz çarp. 3'ü 2 defa yan yana yaz çarp. Ve sonucu bu. 5'i 3 kere yan yana yaz ve sonucu bul. 5 üzeri 3 de 125 yapar. Şimdi baktığımız zaman değeri en küçük olan üstü ifade hangisi? Değeri en küçük olan üstü ifade burada gördüğünüz gibi 3'ün karesi eşittir 9 ifadesi. Çünkü 9 diğerlerinden nazaran daha küçük. Onun için 3'ün karesi şeklinde yazıyoruz. En küçük üs hangisidir? Üslere bakıyoruz. 5, 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi burada en küçük üs de 28 üzeri 1 olacak. Çünkü gördüğünüz şekilde bir daha küçük. Çözüm bu şekilde burada anlatmış. Şimdi geldik örnek 4'e. Bankaya Ahmet Bey 10 üzeri 3 TL, Ayşe Hanım 10 üzeri 5 TL ve Oya Hanım da 10 üzeri 4 TL para yatıracaktır. Kimin bankaya daha çok para yatıracağını bulalım demiş. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ee, 10 üzeri 3 TL Ahmet Bey yatıracak. Ayşe Hanım 10 üzeri 5 TL, Oya Hanım 10 üzeri 4 TL para yatıracak kimin bankaya daha çok para yatıracağını şu şekilde buluruz. Bakıyoruz. Şimdi 10 üzeri 3 değeri nedir? 1000'dir. Niye? Nereden biliyorum ben bunu? Size bir ufak bir şey söyleyeyim. 10 üzeri 3 aynı zamanda şunu, şu, şunu, şunu, şunu söylemekte. Onu 3 defa yan yana yaz çarp. Ama aynı zamanda biz şunu da biliyoruz ki 10 üzeri 3 ifadesi birin yanına 3 tane sıfır koy ile çözülebilir. Bu sadece onun kuvvetlerinde geçerlidir. Diğerlerinde geçerli değildir. 10 üzeri 5 mesela 10 üzeri 4'ü şu şekilde yazalım. Yanlış oldu. 10 üzeri 4 bir yaz. 4 tane sıfır koy. 4 tane sıfır koyayım peki koyuyorum. Koydum. 2 4 tane sıfır koydum. Bunun değeri de 10 üzeri 4'ün değeri de bu. Peki 10 üzeri 5 için ne diyebilirim? 1 yaz. 5 tane ne koy? 0 koy. 5 tane sıfır da buraya koydum. Kimin bankaya daha çok para yatıracağını şuradan görüyoruz. 10 üzeri 5 ile kim yatırıyor? Ayşe Hanım yatırıyor. Gördüğünüz gibi 10 üzeri 5 TL. Şimdi geçtik örnek 5'imize. Aşağıdaki eşliklerden hangisinin doğru olduğunu bulalım diye bir soru var. Örnek 5'te. Şöyle şunu toparlayayım. Şöyle. Hı. 2 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2 demiş. Hemen bir bakalım. Hemen 2 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2 örneğine bakıyoruz. 2 üzeri 3 eşittir diyor. 3 üzeri 2'ye hemen bakıyoruz. Şöyle. 2 üzeri 3 ne demek? 3 tane 2'yi yan yana çarp demek. Bakın ben de olduğu gibi yazıyorum. Ve 2 ne demek? 3 tane pardon 2 tane 3'ü yan yana yaz çarp demek. Bakın ben de çarpıyorum. Ne oluyor? 2 ee, çarpı 2 4 4 çarpı 2 8. 3 çarpı 3 9 demiş. Bu birbirine eşit değildir. Onun için hangisi doğru? Bu doğru değil. Onun karesi onun karesi eşittir 1000. Şimdi buna baktığımız zaman. Onun karesi eşittir 1000. Bu ne demekti? Az önce size göstermiştim. Birin yanına 2 iki tane 0 koy. Birin yanına 2 tane 0 koydum. 100'müş. Bak burada 1000 demiş. Yanlış. 4 üzeri 3 eşittir 7. Yani bu zaten yanlış. Niye yanlış? Tekrar açıklayayım size. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani ne demek bu? 3 tane 4'ü yan yana yaz. Çarp demek. Baktığımız zaman bunun 7 olma ihtimali Kesinlikle yok. Cevabımız denizde ama bir inceleyelim. 2 üzeri 4 eşit mi acaba? 4 üzeri 2'ye. Hadi gelin bir bakalım. 2 üzeri 4 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Peki 4'ün karesi ne demek? 4 çarpı 4. Nereden yapıyordum? 4 kere 2'yi yazacaksın. Yani 4 tane 2'yi yan yana yaz ve çarp. Burada ne demek istiyor? Baktığımız zaman 2 tane 4'ü, 2 tane 4, 1, 2, 2 tane 4'ü yan yana yaz ve çarp. Ne yapıyor burası? 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 2, 8, 8 çarpı 2, 16. 4 çarpı 4, 16. Ne oldu? Sonuçlarımız eşit oldu. Onun için cevabımız Denizli. Aşağıda verilen üstü ifadeleri büyükten küçüğe doğru ne yapalım demiş sıralayalım demiş. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu bu tür sıral sıralama sorularında. Bir tabana bakın. Tabanlar aynı mı? Evet. O zaman işimiz çok çok kolay. Neden daha kolay? Çünkü tabana göre üssü çok daha kolay yorumluyoruz. Yani nasıl yorumluyoruz? Eğer ki tabanlar aynıysa üstte büyük olan yani üssü büyük olan sayı daha büyük oluyor. Yani şöyle ki 2 üzeri 6 büyüktür. 2 üzeri 4'ten büyüktür 2 üzeri 3'ten bu da büyüktür 2 üzeri 1'den. Nereden biliyorum bunu? Bakın 6 büyüktür 4'ten 4 de büyüktür 3'ten 3 de büyüktür 1'den. Ama bu sadece tabanlar eşit olduğu zaman geçerli arkadaşlar. Bir de üstlerin eşit olduğu bir durum var. Onu da e, şurada göreceğiz herhalde. Yo, bir örnek daha vermiş bu şekilde. Olmazsa ben size ayrı bir örnek veririm onunla alakalı. Üstlerin eşit olduğu durumla alakalı. Çok kolay zaten. 3 üzeri 3, 3 üzeri 1, 3 üzeri 4, 3 üzeri 2 üslü ifadelerin küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Aynı dediğim mantığa göre tabanlar aynı. En küçük üstü en küçük olan hangisi? 3 üzeri 1. O zaman bu küçüktür. Neyden? 3 üzeri 2'den. Bu da küçüktür. 3 üzeri 3'ten. Bu da küçüktür. 3 üzeri 4'ten şeklinde yazıyoruz. Aşağıda verilen üstü ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. He. Bakın şimdi ne oldu? Üstlerin aynı olduğu bir örnek geldi. Şimdi bakalım. Buradan neye göre yorumlayacağız? Şimdi üstler eşit ise tabanda büyük olan daha büyüktür. Bunun bir mantığını kavrayalım isterseniz. Yani mesela 11 üzeri 2 diyor burada. Bir de ne var? 7 üzeri 2 var. Şimdi 11 üzeri 2 ne demek? 11 çarpı 11. Peki 7 üzeri 2 ne demek? 7 çarpı 7 değil mi? Şimdi baktığımız zaman 11 çarpı 11, 7 çarpı 7. Şimdi gördüğünüz gibi her ikisinin üzeri 2. Ama ve lakin 11 daha büyük olduğu için ne oluyor? Bunun sonucu 121, bunun sonucu 49 oluyor. Neden? Çünkü 11'in karesi dediğimiz zaman... 11 taban daha büyük olduğu için 11'in karesi de 7'in karesinden daha büyük oluyor. Yani bu soruyu hızlıca çözmek istersek 11'in karesi büyüktür. 7'nin karesi o da büyüktür. 6'nın karesi ee, o da büyüktür. Neyin karesinden? 3'ün karesinden. Arkadaşlar. Şimdi geldik. E, örnek 9'a. 12 üzeri 1 artı 5'in karesi artı 1 üzeri 18 artı 29 üzeri 0 işleminin sonucunu bulalım. Bir doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Bakın burada bir bilgi vermiş. Yani bir doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 5 üzeri 1 eşittir. Nedir? Kendisidir. 5'tir. Neden? 5'i bir kere yaz ve çarp. 5'i bir kere yazdım. Neyle çarpayım? Bir şeyle çarpamam. Onun için sonuç 5 yapıyor. Mesela 3 üzeri 1 ne yapar? 3 yapar. Veyahut 4 üzeri 1. 4 yapar. Şimdi geldik işleminin sonucunu bulalıma. 12 üzeri 1 artı 5 üzeri 2 artı 1 üzeri 18 artı 9 üzeri 0 işleminin sonucu bu. Bu arada arkadaşlar ben bunu okumayı unutmuşum. Sıfırdan farklı herhangi bir doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani 5 üzeri 0 da 1, 1. 500 bilmem kaç bin bu şekildeki bir sayının sıfırıncı kuvveti de 1'e eşit 4, mesela 4'ün 0. kuvvetle 1'e eşit. Yani bir şeyin 0. kuvveti her zaman için 1'e eşittir. Gelin şu soruyu şimdi çözelim. 12 üzeri 1, 12 artı 5'in karesi 25 artı 1 üzeri 18, 1 artı 29 üzeri 0 da ne yapacaktı? Bir sayının 0. kuvveti 1 yapacaktı. 1 üzeri 18 neden 1 yaptı? Çünkü sen 1'i 18 defa yan yana yaz ve çarp. Düşün bunu. Böyle yaptığını düşün mesela bu şekilde gidiyor. Sonuç ne çıkacak? 1 çıkacak. Yani 1 üzeri 18 ya da 1 üzeri 40 ya da 1 üzeri 64 mesela. Bu da 1'e eşittir. Çünkü 1'i e 64 defa yan yana yazarsan, çarparsan yine cevap 1 çıkacaktır. Buna ben şöyle bir topladığım zaman 12 artı 25 artı 1 artı 1 39 yapıyor şimdi e, arka sayfaya geçtik. Örnek 10 ile ne yapıyoruz? E, devam ediyoruz. Arkadaşlar. 10 üzeri 8 üstü sayısının kaç basamaklı olduğunu bulalım demiş. Şimdiki 10 üzeri 8 sayısının kaç basamaklı olduğunu bulalım demiş. Bu tür e, basamak bulma sorularında şöyle düşünüyoruz size gösterdiğim bir mantık vardı. 10 üzeri 8 eşittir Birin yanına birin yanına 8 tane sıfır koy. Bu sadece onlu basamaklarda geçerli. Hemen koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yaptı? Bu 10 üzeri 8 yaptı. Kaç basamaklı peki? Ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 basamaklı. 9 basamaklı. Şöyle yazalım. Hemen. Her neyse. Şimdi baktığımız zaman bu 9 basamaklı bir sayı. Tabi bunun kolay bir yöntemi var mı? Var. Mesela ben size dediğim zaman 10 üzeri 2 kaç basamaklıdır? Siz ben diyeceksiniz ki bu hemen 3 basamaklıdır. Nereden biliyorsunuz bunu? Çünkü siz şunu biliyorsunuz. Buradaki sayının yani üssün bir fazlası kadar basamak olur. Mesela 10 üzeri 4 diyorum. Üssün bir fazlası kadar basamak olur arkadaşlar. Burada da 10 üzeri 8'de üssün bir fazlası kadar ne oluyor? Basamak oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz daha doğrusu şimdilik dersimiz buraya kadar. Ee, diğer derslerimizde yani bundan sonraki bir sonraki dersimizde sizinle bu konuyla alakalı alıştırmalar çözeceğiz beraber yine milli eğitimin kaynağından yani Teok'ta sorumlu olduğumuz kaynaktan ee, bu şekilde size daha verimli olacağına inanıyorum ee, Tabii diğer kaynaklardan da soru çözmeniz lazım ama bizim temelde sorumlu olduğumuz konu daha doğrusu kitap e, milli eğitimin kendi orijinal kitabıdır. Herkese iyi günler diyorum. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere.